Mehmet Ali Çelebi, Teğmen Çelebi saf değiştirdi. AKP saflarına katıldı. AKP'ye katılacağı daha önceden haber verilmişti, iddia edilmişti. Ama hatta tarih de verilmişti, Ekim ayında katılacak falan diye. Kendisi ise bu iddialarda bulunanlara karşı çok ağır sözlerle hücum etmişti, karşılık vermişti. Ama iddialar doğruymuş. AKP'ye katıldı Mehmet Ali Çelebi. İsmail, sen Mehmet Ali Çelebi'nin sonunda AKP'ye katılmasını bu seçim satımı halinde nasıl yorumlarsın, nasıl görürsün? Şimdi Kadir abi, ben zaten onun yani 7 Ağustos tarihli köşe yazımda AK Parti'ye katılacağımı söylemiştim. O hafta içerisinde katılacaktı. Teğmen Çelebi CHP'den ayrıldıktan sonra önce Memleket Partisi'ne katıldı. Memleket Partisi'nde çok az bir süre kaldı ve ayrıldı. Daha sonra Ümit Özdağ'la buluştu. Ümit Özdağ 3 kez Zafer Partisi'ne katılacağı yönünde söz verdi. Fakat 3 kez de bu sözünü tutmadı ve yerine getirmedi. Şimdilerde zaten Ümit Özdağ bunu ilan etti. Daha sonra Ağustos haftasında Kadir abi, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti ile yakınlaşması, Temmuz'dan itibaren, Haziran'dan itibaren yakınlaşması da başladı. Yani Ümit Özdağ evet deyip görüşmelere gitmemesi ve Zafer Partisi'ne katılmamasının bir sebebi aynı zamanda AK Parti ile de yürüttüğü bir temastı ve bir trafikti. Kendisinin mecliste beraber hareket ettiği iki milletvekili vardı. Bunlardan biri İYİ Parti'den ayrılmış olan eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tu. İsmail Ok İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılmıştı. Aynı zamanda İsmail Ok'un bu katılımı yakın arkadaşı Mehmet Ali Çelebi'nin de AK Parti ile yan yana gelmesini hızlandırdı. Kendisi bu trafiğin içine girdi. Ağustos haftasında kendisi AK Parti'nin bir grup başkan vekiliyle görüştü. Görüştüğü kişiyi de biliyorum. Ve AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Ağustos 14, yani herhalde bakmam lazım o tarihe tekrar. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde katılacağı bekleniyordu. Yani katılacağı hafta aslında hafta o haftaydı. Fakat ne oldu? AK Parti'nin Teğmen Çelebi'nin AK Parti görüştüğü ve katılma sözü verdiği birdenbire gün yüzüne çıktı. Erkenden öğrenilmiş oldu. Hakkında teslim edeyim. Önce Barış arkadaş bunu söyledi bir televizyon programında. Sonra ben görüşme trafiğini açıkladım. Ve bunun üzerine toplumda büyük bir infial oldu Kadir abi. Yani işte başta Ergenekon davası mağdurları olmak üzere bir zamanlar Teğmen Çelebi'ye destek vermiş olan muhalif kamuoyu yani tam olarak yüzüne gözüne dursun yani şeklinde bir büyük bir öfkeye kapılarak, büyük bir öfke de demeyeyim, büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir ihanete uğramışlık, büyük bir aldatılmışlık hissiyle 2-3 gün boyunca Teğmen Çelebi'ye öfkesini kustu. Teğmen Çelebi bu infialden ötürü katılma kararını bence askıya aldı. Hatta katıldığı yayınlarda ben sadece AK Parti ile görüşmedim, her partiyle görüştüm, 20 partiyle görüştüm. Ya zaten bir insan 20 partiyle nasıl görüşebilir yani? İnsan 20 partiyle görüşüyorsa kendisinden, abdestinden bir şüphe etmesi lazım. Ben niye 20 partiyle birden görüşüyorum demesi lazım yani. 20 partiyle birden görüştüm, şu kadar genel başkandan görüştüm falan diyerek konuyu dağıtmaya çalışıyordu. İşte katılmayacağım, bağımsız kalacağım diyordu. Nitekim uygun bir gündem bulundu. O gündemle Kılıçdaroğlu'nun başlattığı başörtüsü tartışmasının muhalefette yarattığı tepki herhalde uygun bir zaman olarak görülerek Teğmen Çelebi gitti, AK Parti'ye katıldı. Şimdi olabilir, katılabilir. Ancak şunu söyleyeyim. Ya Teğmen Çelebi'nin ki herhangi bir parti değişikliği değil, herhangi bir tercih değişikliği de değil. Teğmen Çelebi'nin ki bence gelecek dönem milletvekili olabilmek için yalnızca ve yalnızca milletvekili maaşıyla beraber bu statüyü koruyabilmek için alınmış bir karar. Bundan başka hiçbir anlamı yok. Teğmen Çelebi ne kadar yerli ve milli olduğunu iddia etse de, ne kadar askeri gerekçeler olmak üzere askeri ve stratejik gerekçeleri sıralasa da ben bunların hiçbirinin geçerli olduğunu düşünmüyorum.
vay PKK ile mücadeleymiş, vay mavi vatanmış, vay efendime söyleyeyim Suriye'nin bölünmesi meselesiymiş, içeride güvenlik kaygılarıymış. Bunların tamamına yakını Teğmen Çelebi'nin şimdiki siyasi pozisyonunu gerekçelendirmek ve ikna edici bir biçimde açıklamak için başvurduğu birer bahaneden ibarettir. Hiçbirinin geçer tarafı yok. Neden yok? Birincisi Teğmen Çelebi'nin 10 ay önceki meclis konuşması orta yerde duruyor ya. 10 ay önce, 10 ay önce AK Parti'yi yolsuzlukla suçluyor, anayasayı delmekle suçluyor, suistimalle suçluyor. 10 Aralık 2021 tarihli video kaydını şu an izleyicilerimiz lütfen programdan sonra lütfen YouTube'a girsin izlesinler. Yani 10 ay önce AK Parti, 10 ay önce Teğmen Çelebi açısından AK Parti değil gidip üye olunması önünden bile geçilmemesi gereken bir parti. Ondan dinliyoruz. Şu kadar hırsızlık yaptınız, anayasayı delik deşik ettiniz, efendime söyleyeyim kendi ordunuzu madar ettiniz diye bir dolu gerekçe sıralıyor. 10 ayda ne değişmiş olabilir ki? 10 ay önce PKK yok muydu Teğmen Çelebi? 10 ay önce mavi vatan meselesi yok muydu Teğmen Çelebi? Teğmen Çelebi, 10 ay önce Türkiye'nin beka meselesi, güvenlik kaygısı yok muydu? Hepsi vardı. Hepsi vardı. Peki bu 10 ay içerisinde ne değişti? 10 ay içinde şu değişti. Teğmen Çelebi'nin bir önceki, bir sonraki dönem parlamentoda kalması gerekiyor. Milletvekili olarak hayatına devam etmesi gerekiyor. Bir daha kim pilotluk yapacak Kadir abi? Bir daha kim gidip emek yani maaşıyla ter dökerek çalışarak şu kadarcık maaşı kazanacak? Parlamentoda kalması gerekiyor. Parlamentoda kalması için de şu an kendisini milletvekili gösterme garantisi sunan partilerden birine katılmayı tercih etti ve bunu da büyük bir hamasetle açıklamaya çalışıyor. Bunu da Türkiye'nin askeri Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla, Türkiye'nin efendime söyleyeyim milli meseleleriyle açıklamaya çalışıyor. Yani rica ediyorum bu mavi vatan bahanesi, efendime söyleyeyim PKK ile mücadele meselesi sizin milletvekili kalma kaygılarınızın bahanesi de olmasın kardeşim. Yani birileri o gerekçeyle dağlarda Türk askerini kastediyorum işte Mersin'de güvenlik kulübesinde hayatını kaybedecek. Teğmen Çelebi kalkacak, bu istismarla milletvekili olarak hayatına devam edecek. Adalet midir kardeşim? Adalet midir? Teğmen Çelebi daha 3 yıl önce seçim koordinasyonundan sorumluyken AK Parti'yi yolsuzlukla suçluyordu, oy çalmakla suçluyordu. Şimdi oy çalmakla suçladığı partinin bünyesine katılıp demokrasi mücadelesi vereceğini mi bize anlatacak? İkincisi, vefa yok mudur kardeşim ya? Yani hiç mi vefa kalmadı? Hiç mi bir his, hiç mi bir insani ihtiras, insani hasletlerimiz kalmadı? Yani Teğmen Çelebi kusura bakmasın. Bugün milletvekiliysen Ergenekon davasında haksız yere mağdur edilmişliğinin sonucunda milletvekilidir. Yoksa yani onun gibi çokça askeri pilot var. Pilotluk becerilerinden ötürü milletvekili değil kendisi. Ergenekon dönemindeki mağduriyetinin sonucundan milletvekili oldu. Ahmet Yavuz'dan daha değerli paşa değildi kendisi. Hiç kusura bakmasın. İsmail Hakkı Pekin'den daha değerli bir komutan değildi kendisi. Daha ağır bedel de ödemedi bazılarından. Çetin Doğan gibi hala cezaevinde yatıyor değil. Teğmen Çelebi. Teğmen Çelebi bir teğmendi. Askeri pilottu. Kendisi cezaevindeyken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat cezaevine giderek nikah şahidi olmasıyla dünya evine girdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün onun nikah şahidi olmasını bugün Teğmen Çelebi'nin yol arkadaşları ihanet diye suçlamışlardı. Nasıl buna yol verirsiniz? Nasıl buna imkan verirsiniz diye suçlamışlardı. Teğmen Çelebi bugün daha sonra tahliye olduktan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat desteğiyle milletvekili oldu. Yoksa ne CHP delegesinin, ne CHP seçmeninin, ne de CHP delegesinin öyle özel bir arzusuyla bu mümkündü. Şimdi dolayısıyla hiç mi kardeşim vefa kalmadı? Böyle söyleyince de Teğmen Çelebi diyor ki efendim vatana duyulan vefa bireye duyulan vefadan daha evladır. Öyledir de bu sizin aklınıza niye 10 ay önce gelmedi? Yani vatana duyulan vefa 10 ay öncesine kadar yok muydu Teğmen Çelebi? Şu birkaç ayda mı aklınıza geldi?
şu birkaç ayda mı AK Parti'ye katılmak vefa, vatan adı olan vefanın bir diğer adı oldu. Teğmen Çelebi bu türden vay mavi vatan, vay vatana feda, vay PKK dağda ve Mehmetçik dağda savaşıyor, vay Türkiye bölünecek. Bu tip kaygıları kendi siyasal kariyerinin bahanesi yapmaktan vazgeçsin. Adıyla sanıyla desin kardeşim, ben AK Partiliyim desin. Göğsünü gere gere söylesin. Bazıları söylüyor, o da söylesin. Ben AK Partiliyim. Geçmişte hayır dedim. Geçmişte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adam sistemi diyerek hayır dedim. Halt etmişim desin.